Merhaba sevgili Yüzyıl izleyicileri. Bugün 10 Kasım 2021. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. seneyi devriyesi. Onu güzel dualarla, güzel anılarla anacağımız bugün de daha önce 29 Ekim'de yayınladığımız programımızın tekrarını izleyebilirsiniz. Ayhan Güneş'le birlikteyiz. Çok çarpıcı konular konuşmuştuk. Tekrar izleyin, tekrar göreceksiniz. Atatürk'ün hayatındaki köşe taşları, aldığı kararlardaki tesadüfi veya kurgulanmış olayları göreceksiniz. Ayhan Bey'le beraber tekrar birlikteyiz. Merhabalar Sertan Bey. Merhaba tekrar. Teşekkür ederim nazik davetiniz için. Atamızın rahmetli olduğu bu 10 Kasım gününde onu anmak adına bu çalışmayı yapmama vesile olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederim. Ben de müthiş bilgilere ulaştım. Harika bilgilere ulaştım. İzleyicilerimiz de gerçekten Atatürk'ümüzün bu Allah'ın onu 19 hikmetiyle Türk insanına ve dünya insanına hediye gibi gelişini tanık olacaklar diye düşünüyorum. Onu tanıyabilmek için küçük birkaç hemen not vermek istiyorum. Giriş yapmak istiyorum aslında konuya. Sakarya Savaşı sırasında attan düşme olayını biliriz. Evet. Burada kaburgalarından darbe almıştı. Bu tedavi anında götürüldüğü yerde Etnografya Müzesi'nin açılışı için bir belgeye getirin imza atıyorum diyor. Tabii başka belgeler de var ama şimdi Etnografya Müzesi'nin açılışının belgesini o halde yani gerçekten çok dikkatimi çekti konu. Basit gibi görünen bir anlayış ama daha tam devlet, dünyanın kabul ettiği bir devlet değiliz. Daha savaşı kazanacağımız belli değil ama o müzenin kuruluşunu Türk Devleti adına o anda, o hasta halinde, tedavi gördüğü anda imzalama halinde olan bir kimlikten bahsediyoruz. Yani neye güvendin, neyi bildin de o şey yani normal bir insanın yapacağı davranış mı gibi bir şey vermek istedim. Şimdi çok önemli bir sözü var biliyorsunuz. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır diye. Şimdi bu söz bildiğim kadarıyla dünyada bir savaş taktiği olarak kullanılmış ilk söz ya da bir savaşta taktik olarak kullanılan bir anlayış. Şimdi ben bunu şöyle algılıyorum. Yani sadece o savaş esnasındaki bir söylenmiş söz olarak değil, halen bugünlere Türk insanı adına gelen ve bundan sonra da gidecek olan ve insanların bu söze göre kendilerini düzenlemesi gerektiğine inandığım bir anlayışı burada vurgulamak istiyorum. Şöyle ki, her karış vatan toprağıdır. Ve herkes buna kendi alanında sahip çıktığında biz mükemmeli yaratırız. Çok klasik bir laf vardır. Herkes kapısını süpürse her Memleket taraf tertemiz. mükemmel olur, tertemiz olur anlayışıyla. Evet. Bizler kendi alanımıza sahip çıktığımızda ki Atatürk askerine, Türk askerine bu mesajı vermiştir. Alanına sahip çık. Ben size savaşın değil, ölün diyorum orada. Mesajı bu. Yani bize Allah'ın nasip ettiği bu alanda, bu Atatürk'ün de destek olduğu yaşamamıza, sınırları çizmemize destek olduğu bu vatanda, kendi alanımızda Atatürk'ün tabii ki peygamberimizin vesaire büyük zatlarımızın bize tarif ettiği insanı kamil olma anlayışında yansımayla yaşamımıza verdiğimiz düzenle mükemmeli yakalayabileceğimizi biliyorum. Bu söz ben direkt olarak oraya bağlıyorum. Bir de Hatay ile ilgili bir Hatay'la kaçırdığımız ilgili yer vardı. O bir şöyle Hazreti Hızır'la Hazreti Musa'nın o Hatay'da buluştuğu bir yer olan bir kayadan bahsedilir. O bölgenin şoförleri oraya geldiğinde bir gelenek haline gelmiş bu.
Bilinçsizce bunu yapıyorlar. Onun etrafında 3 tur atıyorlar kayanın. Ondan sonra yolcuyu bırakıyorlar ya da yolcuyu almak için geldiklerinde. Yani her gelen orada bir 3 tur atıyor. Ondan sonra duruyor. Gene o dediğim gibi ayın iz düşüm alanına çok yakın bir yerde. Evet. İzlesinler bu videonun tekrarını, yayınlıyoruz. Görsünler daha neler neler konuştuk. Değil mi? Evet. Mucize gibi bir yaşam, mucize gibi bir miras. Kendimi çok şanslı hissediyorum bir Türk evladı olarak. Şükürler olsun. Bundan daha iyi nasıl olur diyorum. Harika. Bunlar hani izlediğimizde Atatürk'ümüz Allah onu 19 kerametiyle donatmış ve Anadolu topraklarının bugünkü hale gelmesiyle ilgili görevlendirilmiş gibi gözüküyor. Ve aynı zamanda davranışlarıyla, hal ve hareketleriyle, geleceği sözleriyle yönlendirmesiyle ve bu Türk milletinin bir devlet halinde dünya içinde yer almasındaki yaptığı katkıların bir tesadüf olmadığı anlayışını işte rakamlarla burada anlatacağız şimdi. Şimdi ben burada bir parantez açmak istiyorum, bir uyarı yapmak istiyorum. Çünkü böyle her programı eleştiren, işte orada konuşulanları başka tarafa çekmek isteyen kişiler olur. Onlara ben peşinden söyleyeyim söyleyeceğimi. Burada konuştuklarımız asla Mustafa Kemal Atatürk'ü o dahi çizgisinden, inanılmaz müthiş bir savaşçı, herkes der hatta savaşmadan sadece Yunanistan'la savaştık, nasıl bunlar oldu? Çok ünlü bir savaş sanatı ustası vardır. Sun Tzu. Onun Savaş Sanatı diye de kitabı vardır. Kendisi Çin imparatorlarının, Çin ordularının her savaşında bulunmuş çok üst düzey bir kişiliktir. O en büyük zafer savaşmadan kazanılan zaferlerdir demiştir. Çünkü gerçekten savaşın iki tarafa da zararı vardır. İşte Atatürk burada hem çok iyi bir komutan, hem çok iyi bir savaş dahisi, hem eğitimle donatılmış bir kişi. Ama bizim sadece söyleyeceklerimiz burada tesadüf müdür, değil midir, ne değildi, ne değildir. Benim kısıtlı bilgilerimle böyle yorum yapabiliyorum. Ayhan Bey bilgileriyle farklı yorumlar yapabiliyor. Biz ikimiz bilgimizi burada harmanlıyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Biraz önceki söylediklerinizi müthiş, mükemmel bir devlet adamı ve aynı zamanda baş öğretmen. Unuttum aslında elbette, onu söylemeyi. Elbette verdiği sözlerle bıraktığı miraslar, özellikle bak buraya bazı notlar tuttum. En önemli vasiyetlerinden birisi bana göre tabii ki çocuklarımızdır. Çocuklarımızı da biz zaten onu örnek alarak yetiştiriyoruz ve yetiştirmeliyiz bana göre. Şimdi bir örnekle birkaç örnek verelim. Bu örnekle de bu programın nasıl ilerleyeceğini ve sonuna doğru nasıl geleceğimizi, izleyeceğimizde sonuna kadar neler, özellikle son bölüm neler bulacaklarından bir örnek vererek ben burada neden bu programa katıldığımın da mesajını vermiş olayım. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 kerametiyle Allah'ımız dünya planına göndermiş gibi görünüyor. Şimdi öncelikle bu 19 nedir? Bunu hemen birkaç örnekle anlatalım. Mustafa Kemal Atatürk ismi tam 19 harften oluşur. Mustafa Kemal Atatürk. Topladığımızda rakamlar 19 sayısını elde ederiz. Onun Türk insanına bıraktığı ve miras cümleler vardır, söylemler vardır. Örnek, istikbal göklerdedir. Bu da 19 harften oluşur. Ne mutlu Türk'üm diyene, bu bize bıraktığı söz mirasında harflerini topladığımızda 19 rakamına ulaşıyoruz Sertan Bey. Bunun dışında ben programın ilerleyen bölümlerinde ne zaman öldü, ne zaman doğdu, ne zaman askere gitti, hangi savaşta ne yaptı, bunların tarihlerinde de aynı bu 19 kerametini göreceğiz ve bunu burada sizlerle ve izleyicilerimizle paylaşacağım. Evet. O zaman oradan başlayalım. Doğum tarihi 1881. Selanik.
Buradaki bağlantı nedir? Mesela orada bir 1881'in 19'un... Evet. Şimdi bununla ilgili hemen aslında şunu da bir söylemek lazım. Ben daha önce bir video izlemiştim YouTube'da 19'la ilgili. O zaman bir Cenk Koray'ın araştırması var. Yakın tarihte ama sizin bulduğunuz 1951'deki bir yazıdan alıntı değil mi? Cenk Koray tabii hangi kaynağı kullandığını ben şimdi hatırlayamıyorum ama o programı hatırlıyorum. 2008'lerde diye hatırlıyorum. Olmayabilir de. Ama asıl olan 1951 yılında o zamandaki en tirajı yüksek gazete olarak Yeni Asır gazetesinde, düzeltiyorum, Yeni Sabah gazetesinde Kadir Can Kaflı denen bir beyin 1951 yılında yazdığı bir makale, bu anlatmaya çalıştığım bu konularla ilgili var. Kaynak o. Kadir Can Kaflı Bey'in Yeni Asır gazetesinde 1951 yılında yazdığı bir makalede geçiyor bunlar. İlk defa orada konuşulmuş bilinen yazılı anlatım ve oradan da her ne hikmetse işte bir Cenk Koray hatırlıyoruz. Onun dışında herhangi bir bize ulaşan yazılı kaynakta ben en azından göremedim. Evet. Şimdi hemen doğum tarihi 1881'de doğmuştur. Kendisi evet. Aslında orada ayı günü bilinmiyor ama kendisi beni 19 Mayıs olarak yazabilirsiniz diye. Şimdi tabii şöyle var. Şöyle yapalım mı Sertan Bey? Tabii. İzleyicilerimize bunu kolay hemen yorumlayabilirler. Şimdi 1881 yılında doğmuştur. Şimdi 1881 sayısı 19'un 99 katıdır. Evet. 99 çarpı 19. 99 çarpı 19 yaptıklarında 1881'i bulurlar. Şimdi 99'u da numerolojide incelediğimizde o da çok özellikleri olan bir sayıdır. 9 artı 9 zaten gene 18'i veriyor farkındaysanız. Yani çarpımı olan 99 sayısındaki 9'ları da artı artı topladığımızda 9 artı 9 gene 18'i buluyoruz. Yani burada incelenecek aslında çok yönlü bir hem süreç var hem olaylar var. Bu tarihleri, rakamsal tarihleri ya da tarihin içindeki bu rakamları detaylandırdığımızda yani ilginç durumlarla karşılaşıyoruz. Ve ben tabii çok şaşırdım, bu programa da sığmayacak kadar. Yani bu anlattıklarımızı çarpı 25 kadar bilgi ve donanım var. Bu daha da çoğalabilir. Hayatının her anı bu 19'lar üzerine ve biraz önce anlatmaya çalıştığım Yaradan da desteklediği 21 gibi, 7 gibi kutsal sayılarla donatılmış. Evet, gerçekten hayret edici olaylar. Yani belki birçok kişinin hayatında bunlar incelendiğinde olabilir. Birçoğumuz bilmiyor da olabiliriz bu hayatımızdaki. Belki ona göre uyumlanmıyoruz da. Mesela o 19. yüzyılın bitimine 19 yıl 19 gün kala. Evet. 19 yıl kala. 1880. 19. yüzyıl 1900'de başlıyor. Evet. Atatürk 1881'de 19 yıl önce doğuyor. 19, evet. Rumi takvimine göre 1297 yılında doğmuş görünüyor. Bu sayıları topluyoruz. 1, 3, 7, 10, 19. Gene 19 rakamına ulaşıyoruz. Yani Rumi takvimine göre de 19. 19. Evet. 1297. Tekrarlıyorum. Peki, 1297. Hiç bu mesela 2021 yılının toplamı 2, 2, 4, 5. Örnek veriyorum, Rumi takviminde de bu 1297. Sene 1297. 5 mi acaba toplamı? Yani hep böyle denk mi gelir? Ha bu... evet tabii. Ha. Hangi tarih? Nerede? Rumi takviminde de çok şu konuyu şimdi anladım. Bu konuda net bilgi veremeyeceğim. Bilgi yok. Bakmam, onu da araştıralım. Araştıralım. Onu da araştıralım. Evet. Kütük nosu 19. Yalnız Kütük nosunu kendim seçmiştir. Yok değil. Biraz önce ki konuyla ilgili matematikte 9 sayısını biliyorsunuz 10 tane rakam var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 9 sayısını kendisiyle çarptığımızda, topladığımızda gene 9 sayısını çarpıp böldüğümüzde 9 sayısını elde ediyoruz. Yani 9 özel. 9'un bir özelliği. 9'un bir özelliği bu. Dolayısıyla o dediğiniz olmayabilir. Değişik olmayabilir rakamlarda. Anladım. İçinde 9'lar yoksa olmayabilir. Evet. Ona bir bakacağız. Kütük nosu 19.
Kendisi mi seçmiştir bu küçük nohutunu? Şimdi yani varsayalım öyle olsun. Ama şimdi hangi insan bunu tutturabilir? Hangi yüzde kaç olasılıkla bunu tutturabilir? Kütük nohusu 19, tamam. Olduğunu varsayalım. Kimlik nohusu 993.814'tür. 19'un 52.306 katıdır. Şimdi bunu da mı kendi seçmiş olacak? Hadi kütüğünü seçti. Nüfus kağıdı numarasını da mı kendi seçecek? Bu kadar 993.814 rakamını orada tutturabilmek için kütük sayısıyla ilgili neler yapılabilir? Değil mi? Kaç olasılık oluşması gerekiyor? Onu izleyicilerimize bırakıyorum. O zaman devam edelim. Devam edelim. Peki. Harbiye'ye 1900 yılında 19 yaşında başlamış. Gene 19. 19 Mayıs 1904 yılında hareket ordusuyla İstanbul'a girer. Gene 19. Kara Harp Okulu'nu 20 kişi arasında 19. olarak bitirir. O 20 kişi arasında o 20. kişi de konuk olarak Türkiye'ye harp okuluna davet edilen yabancı uyruklu bir kişidir. Etkisiz eleman gibi aslında. Gibi yani buraya Türk insanı olarak yer almıyor. O yüzden gene 19'u tutturuyoruz. Ama 19. olarak mezun oluyor. Harp okulundaki devre sayısı 57'dir. 19'un 3 katıdır. Yüzbaşı iken 38. kişi olarak orduya katılıyor. Bu da 19'un 3 katıdır. Pardon 2 katıdır. Düzeltiyorum. 19 Aralık 1915 yılında albaylığa terfi ediyor. Bu terfiden 19 gün sonra Çanakkale Savaşı sırasında bu bilgileri veriyorum Sertan Bey. Araştırmalarda kolaylık olsun izleyicilerimize diye. Komutanı oldu 19 numaralı fırkayı. Yani o günkü ismi fırka, bugünkü adı tümen. 19. tümeni kuruyor. Komutanlık yaptığı alay numarası 38. Gene 19 çarpı 2. İkinci piyade alayında görev yapıyor. Bunun sayısı 57. Yani 57. piyade alayında görev yapıyor. 19'un 3 katı. Ordu müfettişliğine atandıktan 19 gün sonra 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gidiyor. Kendisi dahil gemiden 19 kişiyle Samsun'a ayak basıyor. Ve 19 gün Samsun'da kalıp oradan Sivas'a geçiyor. Yani bu kadar tesadüfü artık dediğim gibi izleyicilerimize bırakıyorum. Bu arada bu gemiden karaya adım atarken 22 kişi olduğu bilgisi var. Evet, o 22 kişinin 3 kişisi gemi personeli. Asker kimlikleriyle o Samsun'a çıkma amacına hizmet eden kişilerin sayısı 19. Bunda öyle bir düzeltme yapmış olalım. Hani araştırmalarda 22 çıkarsa diye. Sivas Kongresi'nden 114 gün sonra 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geliyor. Şimdi 114'ün de 19'larla ilgisi 6 katı 19'un. Evet. Bu arada 27 Aralık 1919'a baktığımızda 19'lar var. Bu arada 7-2, 27 Aralık'ta 9'ların kerametini de söylemiştik. 27 Aralık 7-2'yi topluyoruz. Gene 9 sayısını elde ediyoruz. Bu arada tabii daha da ilginç bilgiler var. Devam ediyorum. Toplam Atatürk hayatı boyunca 19 tane madalya almış. İstanbul Akaretler'de ben de yeni öğrendim. Bir evi varmış. Evet. Bu evinin numarası 76. 19'un 4 katı. Evet. Annesine mücadeleye çıkarken annesini Akaretler'deki o eve bırakmıştır. Evet. Hatta ben Beşiktaş'ı tuttuğum için hep tartışılır ya işte önderimiz, evet, Fenerbahçeliydi, Beşiktaş'tı, Galatasaray'dı. Beşiktaşların şöyle bir savunması vardır. Bunu Erol da Mültecimer anlatıyor. Atatürk Beşiktaşlıdır çünkü giderken annesini Beşiktaşlılara emanet etmiştir. Akaretler yokuşunda diye. O bilgiyi de buradan geçmiş olayım. 19 yıl devlet başkanlığı yapmıştır. 1919'da başlayıp 1938'de rahmetli olmuştur. Ölüm tarihi 10-11-1938'dir. Yani 19'un 1938 102 katıdır. Şimdi burada aynı zamanda 21 rakamına da ulaşıyor. Bu benim katkım. Bu çalışmayı yaparken dikkatimi çekti. Numaroloji eğitimim var.
Şimdi 10, 11 daha 21. 10'la 11'i topluyoruz, 21. Hı hı. Oradaki 1938'in içinde bir 9, 10, 1 ile 9'u topluyoruz. 10, 8 ile 3'ü topluyoruz. 11, 21. Yine 21. İki tane 21'e rastlıyoruz orada. Şimdi 21, bu arada 1938 rakamlarının toplamı da 21'dir. Evet. Şimdi 21 programını ben şöyle kendi derslerimde de anlatırım, sohbetlerimden anlatırım. İnsanın alışkanlık dediğimiz bir programı vardır. Yaşam içinde ilerlerken olaylara verdiği tepkilerle ilgili. Örnek araba sürmeyi öğrenmek. Hı. Bunun otomatikleşebilmesi için 21 gün süre gerekiyor. Evet. 7, ilk 7 gün önemli. Diğer sonraki 7 gün ve 3. 7 günde 21'e tamamlandığında artık o olay çözülmüş oluyor. Ya da sigarayı bırakanlar 21 gün dayan derler. Yani mesela bu da artık bir anonim olmuştur halk arasında. 21'in bir kutsal yanı vardır yani. Öldüğü tarihteki yaşı 57. Yine o yani 1938'deyken 57 yaşında rahmetli oluyor. Bu da 19'un 3 katı yapar. Cenazesi 19 Kasım 1938'de Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e götürülmüş. Bu arada bazı izleyicilerimiz hani bu Anıtkabir olarak değerlendirdiklerinde Anıtkabir kurulmadan önce. Hı hı. Cenazesi defnedilirken 19 notalı 19. Chopin Marşı çalınmıştır. Çok enteresan. Öldüğünde banka hesabında 19.000 TL'si çıkmış. Hayatında buralar mesela çok önemli. Yani hepsi önemli de yani bunlar artık hani yok artık dedirtecek kadar ilginç. Hayatında iki önemli şehir var. Selanik ve Ankara. Selanik'in Ebced değerine baktığımızda 171, Ankara'nın Ebced değerine baktığımızda 361. Şimdi 171'e baktığımızda 9'un katlarını görüyoruz. Ankara'nın katlarına baktığımızda yani 19 çarpı 19. Evet, 171, 19'un 9 katı, yine 9'u görüyoruz orada. Ankara ise 19'un 19 katı. Yani bu kadar mı delirttirdi bana bu çalışmaları yaparken, gerçekten araştırmaları yaparken ve çok gözlerim doldu da aynı zamanda. Şimdi 171 rakamının ayrıca toplamı 9, 361 rakamının toplamı 10, ikisini topladığımızda gene 19 yapıyor. Yani 3, 361, 3, 6, 9, 1 daha 10. 171'i topladığımızda 9, ikisini topluyoruz gene 19 yapıyor. Yani tesadüfler dediğimiz konu, yani ben artık bu tesadüften neye, hangi olasılığa gidersem gideyim çıkartmak durumunda kaldım. Ve kesinlikle tesadüf olmadığını Yüce Rabbimizin Atatürk'ü insanlığa bizim de işte tarihten bildiğimiz yaşantıyı gerçekleştirmesi, komutanlığını ve devlet adamlığını bu insanlığa sunması için gönderdiğini biliyorum, diyebiliyorum artık ve bunun onurunu ve gururunu da yaşıyorum. Böyle bir günde bunları bu şekilde anlatabilmek için hem size hem kanalımıza da ayrıca teşekkür ederim. Şimdi buradan devam edelim isterseniz. Tabii gene. Tabii ki. Evet. Şimdi bu açıklanamayan bir mektubu var. Burada Atatürk'ün ben Tesla şu hani Elon Musk birçok insanlarımız değil. Ha değil. Değil. Nikola Tesla. Ha Nikola Tesla. Şu Edison'dan önce elektriği bulan, evet, da birçok buluşuyla uzay teknolojisinin önünü açmış. İşte bugünkü elektriği bugünkü teknolojik gelişmelerinin bu bize yansımayanlarının dahi tüm gelişmelerin işte boyutlar arası geçişleri de kullanacak olan makinelerin, depremleri suni olarak yapabilecek makinelerin, doğasal olaylarda bulutları toplayabilen, o bulutlara yön veren, yağmurları yağdırabileceği ne kadar iklimi yönlendirebilecek makineler yaptığı söylenen kişiden bahsediyoruz. Evet. Tesla yani Nikola Tesla gerçekten dünya tarihine gelmiş geçmiş yani
en önemli bilim adamlarından deriz. Şu an elektrik bulması, elektriği kullanmamızın kendisidir elektriği çıkaran ve kablosuz elektriğin de mucidi, telsizin mucidi. Yani telefonun, her şeyin altında Tesla çıkıyor. Evet. Onun yaptığı çalışmalardan yol alınıyor. Nikola Tesla'nın şöyle bir araştırmalarımda çıkan bir karşılık var yine sayılarla ilgili. Nikola Tesla tüm hayatını 3, 6 ve 9 üzerine oluşturmuş. Hatta bazı insanların bu rakamları hayal ederek, kurarak istedikleri olaylara ulaşmak için kullandıkları söyleniyor. Ben denemedim ama denemeye de gerek var mı bilemiyorum. Gözünü kapat, Rabbinden iste, olsun anlayışıyla ilerlediğim için. Ama bunu kullanan insanlar var. Mesela Nikola Tesla bir otelde kalıyor diyelim. Son mesela birçok hayatındaki konutlarında kaldığı yerler buna çok dikkat edermiş. En son öldüğündeki o otelin 33. katında ve oda numarası 3327 olan bir yerde rahmetli oluyor. Bunlara baktığımızda hep 3-3, bakın şimdi 33. kat 3-3-6, 3 ve 6 var. 33-27'ye bakıyoruz, 7-2 daha 9 yapıyor, 3 var, 3 de 3'ün toplamı 6. Yani 3-6-9 rakamını hayatının her evresinde, yaşantındaki her gelişmede canlı tutuyor. Onu yakın tanıyanların aktarımları var. Bir yere geldiğinde, mesela bu oteline geliyor diyelim. Önce otele girmeden 3 defa otelin etrafında dolaşıp ondan sonra oteline girermiş gibi. Yani böyle ilginç. Mesela bir yere davete gider. O davet edildiği yeri ya da bir amaçla gittiği bir yeri 3 defa etrafını turladıktan sonra içeriye girmiş gibi rivayetler var. Ben rivayet diyorum, bilemiyorum çünkü netliğini. Ama tarihe düşmüş ve notlar var. 5 metreden yaklaşmazmış kesinlikle bir enerji alanlarının olduğunu, herkesin birbirinin enerjisini etkilediğini söylermiş. Şimdi tabii bunlar saçma gibi görünüyor ama şimdi baktığımızda o dönemde adamın keşfettiği, bulduğu, ilgilendiği bir enerji konusu var. Elektriği bulan adamdan bahsediyoruz. Hali hazırda, yani bu arada elektriği bulan Edison olarak tarihte bize sürekli ön planda tutuluyor. Araştırmalara girdiğimizde bütün dokümantasyonların Nikola Tesla'ya ait olduğunu buradan söylüyorum. Herkes araştırabilir. Edison'a nasıl geçtiğiyle ilgili özel komple teorileri var ve olumlu şeyler de yok orada. Evet. O yüzden oraya da girmek istemiyorum şimdi ama araştırmalarda elektriğin mucidi olarak ben Nikola Tesla'yı rastlıyorum. Onların biliyorum. Arasında bir akımla ilgili bir çekişme varmış. Birisi doğrudan akım, işte tam bilmiyorum ben de. Birisi doğrudan akım, birisi işte şu an kullandığım... Birkaç program çıkar bu anlattığım Evet, çıkar. O yüzden şu anda istersen tamam. Önerimi gününe dönelim. Tamam, özür dilerim. Ama ne zaman dilerseniz de bu konuyu konuşabiliriz. Tamam. Ki oradan çok daha dedim, iklimlerden bahsettim, suni depremlerden bahsettim. Tabii bu suni deprem konusu şöyle önemli. Nikola Tesla'nın bu makinayı bulma çabası şu anda oluşmuş olan fay hatlarına, olası olacak kırılmış fay hatlarında oradaki alanın enerjisini almak ve olası depremin gücünü azaltmak. Yani yıkıcı özelliğini minimize etmek için yaklaşıyor. Ama şu anda bunun HAARP dediğimiz bir teknolojiyle çok farklı amaçlar için kullanıldığı da söylentileri var. Söyleniyor. En son Gölcük depreminde 1998'de oluşan o Sakarya depreminde bunun izlerine maalesef rastlıyoruz. Şimdi, en son Tesla, Sertan Bey, evet. Atatürk'ümüz Antakya'ya karşı özel bir ilgi duyuyor. Ben bu arada Nikola Tesla'yla 1936 yılında bu açıklamayı yapıyor Atatürk. Antakya'nın Türk topraklarına katıldığı ve adın Hatay olarak değiştirildiği konusunu. Şimdi 1936'ya baktığımızda da 3-6-9'a rastlıyoruz. Bu elle tutulur, kaynağa dayalı bir bilgi değil. Benim yorumladığım bir bilgi diyebiliriz. Bunu bu şekilde yorumlayan bir kişiye daha rastladım. Şu an ismi aklımda değil gerçekten. Çünkü gizli kalmış bilgilerde bu bıraktığı Atatürk'ün hala açıklanmayan dokümantasyonları var. Öyle biliyorum. Bu dokümantasyonlarda bu görüşmeye dair notlar bulabiliriz diye düşünüyorum.
Ya çok ilginç şeyler var. Mesela bir tanesini bu program akışın dışında gibi ama çok önemli. Kaynağı da gösterebilirim size. Şu an değil ama kim isterse gösterebiliriz. Amerikalılar 1960'lı yıllarda Anıtkabir'den Uygur Türklerinin Atatürk'e hediye ettiği bir eseri, 5000 sayfa olduğu söyleniyor, almak istiyorlar. Düzeltiyorum, incelemek istiyorlar. Geliyorlar, inceliyorlar. İzin alıyorlar, inceliyorlar. Uygur Türkleri Mustafa Kemal Atatürk'e hediye ediyor bu kitabı. Ya da Atatürk bir şekilde onu Uygur Türklerine ait olan bir şey istiyor. Nasıl elde ettiğini de tam bilemiyorum ama Uygur Türklerinin çok derin, ilahi olan, onlar için özellikle, içindeki bilgilerin değeri, kıymeti adına bir eser. Bu eseri Anıtkabir'de şu an sergilendiği söyleniyor ve bunları ben gidip tabii en kısa zamanda araştıracağım. Aradan bir 10 yıl geçiyor. Bu kitabı bir daha gelip incelemek istiyorlar. Ve oradaki komutana bunların fotokopilerini alabilir miyiz diyorlar. Bu arada elçilik düzeyinden yetkililer, Amerikan yetkililer elçilikteki görevlerle, özel izinlerle, bunlar resmi kayıtlarda olan şeyler. Hayır, ben buna yetkili değilim diyor komutan, Anıtkabir'in komutanı ya da oradaki yetkili kişi. Konu öyle kapanıyor. Bir 10 sene sonra yaklaşık kitabın Büyükelçi, Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi nezdinde kitap emanet olarak incelenmek üzere isteniyor ve geri iade edilmek koşuluyla. Komutan tabii bu sefer en üst makamlara bu konuyu bildiriyor. Böyle bir şey ben yetkim yok diyerek. Bu arada komutan da dikkatini çekiyor. Bu bilgi özel bir bilgi. Ve kitabı incelemeye başlıyor. Ve kitabın hemen incelediği bilgileri, o rastladığı bilgileri o kitaptaki kendi komutanıyla paylaşıyor. Ve diyor ki komutanım bu kitabı kesinlikle hiç kimseye hiçbir şekilde veremeyiz. Atatürk'ün bu 5000 sayfanın yaklaşık her sayfasında özel notu var el yazısıyla efendim diyor. Şimdi bu kadar şeyi şunun için anlattım. Ya Atatürk'ün hayatını biliyoruz, 57 yılı biliyoruz. Bu kısa diyebileceğimiz insan ömründe yaptıklarını biliyoruz. Ya hepsini bir tarafa bırakalım. Doğduğun var, büyüdüğün tarih var. 20 yaşına kadar gelmişsin. Sonraki işte Cumhurbaşkanlığı dönemi var vesaire. Bu geri kalan bir 20 küsur senede bu 5000 sayfayı nasıl okudun? Bir de ekstra 13.000 tane kitap okudu değil mi? 13.000 kitap. Bunları bakın hepsini bırakıyoruz. Yaptığı savaşları, insanlığa hizmetlerini hepsini bırakıyoruz. Sadece bu 5000 kitaba, 5000 sayfalık esere odaklanıyoruz ve hepsine not tutacak kadar o eseri incelediğini. Yani şimdi ben bunu çok ilginç bir tasavvufta eğitimlerin içinde anlatıma şahit olmuştum. O zamanlarda 1300'lü yıllarda bir tasavvuf ehli kitap yazıyor ve insanlığa hizmet etmek için kitapları yazarken o günkü mürekkebi batır kağıda, o günkü kağıt şekli nasılsa kağıda dök, o bilgileri kitabı haline getir ve bunu yansıt. Yani varsayalım bu şekilde hiçbir şey yapmadan kitap yapsa ömrü hayatında 70 yıl yazsın diyelim, işte 70 kitap çıkarabilir diyelim. Adam 700 tane kitap çıkarmış. Şimdi bunu nasıl olur diye araştırdıklarında bir gün hanımının şöyle bir söylemiyle karşılaşıyorlar. Bir gün işte hanımı gece lavaboya kalkınca bir bakıyor içeriden kendi eşinden 7 tane gördüğü rivayet edilir. Yani kimin Allah hangi gücü ne şekilde kime ne verdiğini bilemiyoruz. Tabii bu bir rivayet. Ben evet, bir örnekleme olarak illa böyledir olmuştur diye de bunu yansıtmıyorum. Allah'ın sonsuz olasılıklarında sonsuz olasılıklarla, olaylarla her zaman karşı karşıya kalabiliriz. Atatürk'ün hayatında da ben bunlara rastlıyorum. Evet. Yani insanüstü dediğimiz bir gücün, hareketin, eylemin, düşüncenin oraya not şekliyle, tarihe not düşülmüş şekliyle, burası önemli, ispatlı yansımalarını rastlıyoruz. Yani gerçekten biraz da şimdi sizi anlatırken ben düşünüyorum.
Şimdi Nikola Tesla, Elon Musk, çok özel isimler. İşte Elon Musk şu an dünyaya yön veriyor bir şekilde. Yaptıkları işte Starlink, Mars çalışmaları, füze çalışmaları gibi Türkiye'yi ziyaret ediyor ve Anıtkabir'e gidiyor. Orada fotoğrafı var. Ben bilmiyorum, çok incelemedim Elon Musk'ın profilini ama başka dünya liderlerinin fotoğrafını paylaşmış mı, arkasını almış mı? Onunla ilgili bir Barış Özcan'ın çok değerli bir videosu var, tavsiye ederim bu konuyla ilgili izlesin izleyenler. Yani bu, çok garip bağlantılar var. Yani ilginç bağlantılar ilginç var. Bağlantılar diyelim. Yani şöyle denebilir. Ben mesela hep kitap hakkında şöyle diyordum. Ya o zamanlar işte bir yerden bir yere gitmek çok uzun vakit alıyor. Oturup kitap okuyorlar yolda mesela diye. O zaman ama uyumuyor mu? Mesela ya geliyorsun. Ama paşamızın günde 12-13 adet Türk kahvesi içtiğini biliyorum. Ama evet, fincanını çeşitli gördüm. Biraz söyleniyor. Küçükmüş fincanı. Evet. Söyleniyor. Şimdi biz bu 19 sayısındaki kerameti Kur'an-ı Kerim'deki 19'la daha da anlatmaya çalışabilir miyiz Sertan Bey? Tabii ki, tabii ki. Bazı notlarım tabii var. Ki. Şimdi yani direkt yaratıcımızla, her şeyin yaratıcısı Allah'ımızla bir bağlantısı olduğunu da burada anlatmaya çalışıyorum. 19 kelimesindeki kutsallığı. Kur'an-ı Kerim'deki 19'lara şöyle değiniyoruz. Besmele'miz 19 harflidir. Tabi Besmele şu şekilde, Arapça'da mukadda harfleri dediğimiz bir harf sistemi var. O oradaki yansıma sonuç 19 harf. Hani Arapça mukadda harflerindeki harf toplamı 19. Anladım. Yani orijinal Besmele diyelim. Kur'an 114 suredir. Yani 9'un 6 katıdır. İlk gelen vahiy olan sure 96. suredir. Yani ve bu sure sondan 19. suredir. Surelerin içinde 19. suredir. Sondan. Alak suresi diye bir sure 19 ayettir. 285 harf içerir. O da 15'in 9 katıdır. 285 19'un 15 katıdır. Pardon. Evet, 9'un 15 katı diye not almışım. Nasr suresi 19 kelimeden oluşuyor. Güneş ve ay 19 yılda bir karşı karşıya geliyor. Halley kuyruklu yıldızı 76 yılda bir dünyadan görünür halde oluyor. O da gene 19'un 4 katı. Şimdi Sertan Bey, her gelişim Allah'ın kurguladığı plan üzerine hareket ediyor. Bence bu da böyle. Atatürk Allah'ın insanlığa sunduğu maneviyanı çok güçlü ve özel bir yaşam programı ile dünya planına gelen bir varlık olarak ben gözlemliyorum. Bu cümlelerimi tam bitirmeden önce şu Hatay konusuna bir değinmek istiyorum. Evet, Hatay'la ilgili çok özel, yani Hatay'ı almak Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına mal olmuştur. Ve hep söylediği, ben bir gün canımı Türk milletine armağan etmekten, feda etmekten geri durmayacağım. Evet. Sözü üzerine Hatay'a gidiyor ve Hatay'da aslında dinlenmesi, doktorlar kesinlikle yasaklıyor. Evet. Hatay'a gidiyor, dinlenemiyor. Hatay'da çok yorgun. Adana'da bugün işte o geçiş törenine katılıyor. Adana'ya gidenler Adana'nın ne kadar sıcak bir yer olduğunu bilir. Orada törenlere katılıyor. Bir bütün orduları topluyor Adana'ya. Orada bir gövde gösterisi yapıyor ve Fransızlar Hatay'dan çıkıyor. Hatay Türkiye'ye bağlanıyor. Ama neden bu kadar önemli Hatay onun için? Mesela şimdi hep bir tartışma vardı ya, Musul, Kerkük, Lozan'da bıraktık. Şimdi bu tarihte bunu bu coğrafyada rahat rahat koltuğunda otururken anlatmak herkese çok kolay geliyor. Ama paramparça olmuş bir imparatorluktan kalan bir toprak parçasına bir cumhuriyet kurmak için verilen savaşta burada bunları bu şartlar altında, o şartlar altında nasıl kazanıldıklarına bakalım. Kaybettiklerimizi konuşmayalım bence diyorum ben her zaman. Orada ama Musul Kerkük için mesela
Lozan'da belki vazgeçildi edilmedi nedir ne değildir bilmiyorum. O kadar tarihle ilgili bir tarihçiyle konuşmak lazım. Ama şu görünüyor, Hatay'a verdiği hassasiyet Musul Kerkük'ten daha önde. Aynı baskıyı oraya yapmış olsaydı orayı alabilirdi belki. Evet. Bu doğru bir tespit olabilir. Evet, şey olarak diyorlar işte Musul Kerkük şimdi bizde olsaydı oradaki petrol hiçbir yerde yoktu. Ama şimdi şu parantezi açacağım ondan sonra ben sana devretmek istiyorum abi pası. Şimdi, orada şöyle bir durum var. Hatay'ı almak için dediğim gibi canını veriyor. Musul Kerkük bırakılmış gibi gözüküyor ama şimdi Musul Kerkük'ü eleştirenler şu 90 yıllık, 100 yıllık sanayi devrimi petrolün kullanılmasıyla ilgili yargılıyorlar. İşte oradaki petrolden dolayı yargılıyorlar ama bakalım artık petrolün devri kapanıyor. Bundan 1-2 seneye kadar petrol yavaş yavaş artık fosil atık kullanılmayacak. O zaman Musul Kerkük'ün değeri ne olur? Hatay'ın değeri ne olur acaba? Buyurun sizden dinliyoruz. Şu anda tarihe çok önemli bir not tutuyoruz burada. Evet. Bu açtığınız son cümlelerle. Oraya bir katkı yapmak istiyorum. Şimdi aynen dediğiniz gibi o devrim, sanayi devrimi bitiyor. Belki birkaç yıl, belki 5-10 yıl petrolün artık yani değersiz demeyeyim de bu amaçla kullanılmayan... Gücü kalkacak ortadan. Bu amaçla kullanılmayan, bu arada Black Go denen bir maddeyle özdeşleştirildiği var. Bunu da başka bir konuda konuşabiliriz. O da dursun böyle. Dursun. Hani petrolün evet şu anda bildiğimiz bu katı yakıt haliyle işte benzin, mazot vesaire gibi haliyle bize bizim kullanımımıza sunulması bitiyor olabilir ama bence işlevi bitmeyecek. Başka bir işte isim verdim. Black Go olarak devam edebilecek bir sürece nasıl hizmet edeceğini de beraberce bakacağız. Şimdi Atatürk'ün ne kadar ileri görüşlü olduğuyla ilgili çok önemli bir gösterge olarak ben Antakya ile olan ilgisini, şimdi Hatay ile olan ilgisini bağdaştırıyorum. Yani 100 yıldan sonrasını görmüş. Bundan sonrasını görmüş. İzleyicilerimiz buraya düştüğümüz bu notu yakın bir zamanda hatırlayacaklar umuyorum. Hatırlasınlar hatta. Hadi hemen söylüyorum. Ay'ın dünya ile olan bir bağlantısı, ilgisi var. Çok önemlidir bunlar. Şu anda tüm dünyanın teknolojiyi geliştiren yapıları, işte örnek NASA, Çin'deki oluşumlar, Rusya, bütün dünya kilitlenmiş Ay'daki karanlık bölgede ne olduğunu araştırıyor. Oradaki olası medeniyetin ve oradaki özellikle dolunay günlerinde etkileri hissediyoruz. Ay'ın dünya ile olan ilişkisini ne olduğunu, ne olacağını ve bunu nasıl kullanacağını insan hali araştırma halinde. Şu anda Sertan Bey, yani burada dünyada çok az kişinin bildiği bir bilgi sunuyorum size. Ay'ın iz düşümü direkt olarak Antakya'ya geliyor. İzlediğimiz o koordinatları. Ve Atatürk'ün koyduğu isme bakar mısınız? Hat-Ay. Hatay'ı iki eceli bir kelime ayıralım. Hat, Ay'ın dünyaya olan iz düşüm ve düşümü ve Ay. Yani bu kadar mı tesadüf olur? Yani bu konunun önemini bundan sonraki hayatımızda yaşayanlarımız görecektir. Ve buradaki o alma istekliliğinin ne kadar yüce bir fikir olduğunu ve geleceği okumanın, bu arada bilgi de var orada. Evet. İşte Nikola Tesla ile görüşmesi konusunu ben buradan buna dayanarak söylüyorum. Orada bu dediğim noktada Hatay'da Titus mağaraları, Romalılardan kalma bir tünel burası. Hatay'da mı burası? Hatay'da. Bir tünel var. İşte bu koordinatın tam oraya denk geldiği söyleniyor. Ve oranın gene bir rivayete göre boyutlar arası açılan
ki dünyada birçok yerde bunlar var. Yıldız geçiş kapısı olduğu söyleniyor. Bir tanesi ben Peru'ya 2012 yılındaki araştırmalarımda, gezmelerimde arınmak için gitmiştim oraya. Orada rehberlerimiz bizi Lemuria denilen bir bölgeye götürdüler ve orada bize boyut kapısını, kapılarını bu gösterdiler. Bu boyut kapılarının olduğu yerlerde sanki biz de boyut değiştirme çabası içindeymişiz gibi ritüeller yapmıştık. Ben buna benzer bir şeyi, aynı zamanda yeri, bölgeyi Azerbaycan Gobustan denilen bir bölgede gördüm. Gene bir takım hani bilimselliğe doğru kayan diyeyim, çünkü bilim de bunu çok net incelediğini biliyorum, bir bilgi var. 26.400 yılda bir kutupların yer değiştirdiği bilgisi. Hani şu 2012 yılında olacak olan bazı şu Mayaların bize bıraktığı takvimdeki olayı anlatmaya çalışıyorum. 26.400 yılda bir döngülerle işte kutuplar yer değiştiriyor bilgisi var. Azerbaycan Gobistan'da şamanlar o zamanda karbon testleriyle bunlar doğrulanmış. O zamandan 33 tane 26.400 yıl döngüsü olduğunu insanlığın bir Viking kayığı yapmışlar. Viking kayığına 33 tane kertme yapmışlar ve bu 26.400 yılı anlatmışlar. Onu bizzat gördüm. Ve orada çok özel bir bölge, kayalar var. Şamanımız anlatıyor. İşte yani çok büyük kayalar, işte 20 metre, 30 metre çapında vesaire, öyle boyutunda büyük kayalar. İşte diyelim ki ben denediğimi söylüyorum, işte 3 metre, 2,5 metre boyunda bir yaklaşık ölçülerde bir kayaydı. Şöyle elimle şu şekilde vurduğumda öyle bir ses geliyordu ki, bir müzik enstrümanı, yani bir şeyle vuruyormuşum gibi, bir müzik enstrümanından aldığım ses gibi tınılar aldım orada. Orada Sufi mezarları, tabii gördüğüm o bir takım Sankinizce yazılar vardı mezarların üzerinde. Rehberimiz onun Sufi 10-11 bin yıllık Sufi mezarları olduğunu söyledi. Çok şaşırmıştım. Peru'da. Pardon, Azerbaycan Gobistan'da. Azerbaycan, özür dilerim. Peru'da değiliz. Peru'dan Gobistan'a geçtik. Tamam. Geçemedim. Lemuria bölgesinde benzer olarak Azerbaycan Gobistan'ı gösteriyorum. Anladım. Azerbaycan Gobistan'da olan bir takım şekiller var. Şamanlardan kayalara kazınmış şekiller. Bunu Macaristan'da görüyoruz 12 bin yıl sonra. İngiltere'de görüyoruz işte 9 bin yıl sonra. O tarihten, yani hesaplamalarla bunlar bulunuyor. Afrika'nın işte Etiyopya diye kaldı aklımda. O bölgesinde işte 17 bin yıl sonra görüyoruz gibi. Yani bunların hepsi değişik zamanlarda aynı görseller. Değişik zamanlarda tespit edilip bulunmuş. Bulunmuş. Evet. Ve orada Azerbaycan hükümeti çok yüksek, teknolojisi yüksek bir müze gerçekleştirmiş. Ve bu müzede çok da güzel olmuş. Yani o alan, çünkü 15 günde gezilemeyecek kadar büyük bir alan. Yani incelemeye gelirse aylar sürebilecek kadar büyük bir alan. Azerbaycan hükümeti orada o müzede sanal ortamda bunları 2-2,5 saatlik bir anlatımla gösteriyor. Gerçekten çok etkilendim. Herkesin bunu izlemesini, dünyanın nasıl bir yer olduğu, dünyada insan ne yapar anlayışına, orada izlerini bulduğu bir yer olarak yansıtıyorum, söylüyorum. Hatta oraya isterseniz ki ben istiyorum, bir tur düzenleyelim. Bu insanlara orada eğitimler verelim. O kutsal alanda sertifikalarını orada onurlandıralım, verelim. Çok güzel bir proje, bunu işleyelim. Bunu Peru'da da yapalım. Peru'da dünyanın en yüksek gölü olan Titicaca Gölü var. Titicaca Gölü'nde ayahuasca seremonileri yapılabilir. Amazon ormanlarında ayahuasca seremonileri yapabilir. Burada onun ne olduğunu anlatmayacağım. Ama insanın ruhuyla baş başa kaldığı kutsal, insanın ruhuyla baş başa bırakan kutsal bir bitki. Ve bu bitki bedene girdikten sonra oradaki doktor ya da şaman dediğimiz kutsal insanın, düzeltiyorum, bedene o bitki girdikten sonra
Şamanın o kutsal bitkiyle bedenimizi temizlemesi ritüeli var. Gezinin içine bunları da programlayabiliriz. Önümüzdeki bir zamanda onay veriyorsanız bir program günü belirleyelim. Ve izleyicilerimizden tercih edenlerle o kutsal alanları bizzati görelim, arınalım. Harika. Bunu konuşalım. Bu türlü fotoğraflarıyla. Şimdi şu Hatay'a tekrar dönüyorum. Bir şekilde Hatay'a Atatürk'ümüz çok bastırıyor. Ve öyle bir bastırıyor ki yani her kim buna karşı gelecekse ordularımla karşınızdayım gibi bir söylem de var işin arkasında. Ve en sonunda Hatay tamam oluyor. Şimdi Hatay Millet Meclisi'nde, Antakya yani o zaman Millet Meclisi'nde bir karar aldığı tarih var. 1936 yılında bu oluyor. Şimdi ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki alınan tarihi hatırlıyorum net. 07.07.1938. Bu sayıları da topladığımızda 1936 yılında Atatürk Hatay'ın Türk topraklarına katıldığını açıklıyor. Hatay Millet Meclisi 2 Eylül 1938 evet. tarihi kararıyla evet. diyor. Bu mudur? Evet, odur. Bağımsızlığını ilan etmiş. 2 Eylül 2.09 Evet. 1938. 38. Bu tarih gene 19'un katlarını 3-6-9'u hatırlatan katları veriyor. 07.07 orada Türk Büyük Millet Meclisi'ndeki tarih de var Sertan Bey. Harfler içeride, kelimeler, evet. sayılar var. Şimdi çok ilginç bir şey daha var. Atatürk'ümüz ölmeden 9 yıl önce bir Hint mihracesi kendisini ziyarete gelir ve bu çok enteresan bir planlı bir ziyaret değildir. Tabii kendisine neden geldiğini sorarlar. Bir görüşmek istediğini, özel bir görüşme olması talebini iletir. Hemen kişi araştırılır ve Hint mihracesi olduğu onaylanır ve ondan sonra da Atatürk'e bu konu anlatılır ve o da kendisini kabul eder ve görüşürler. Görüşme sadece ikisinin arasında geçtiği söyleniyor. Hiçbir not yok. O görüşmede Atatürk'e bir seccade hediye eder Hint mihracesi ve bunun üzerinde namaz kılmasını da kendisine tembihler. Daha sonra özel görüşmede neler konuşuldu işte bilemiyoruz ve Hint mihracesi bu hediyesinden sonra buradan ayrılır. Bu seccade Atatürk'ün 101 no'lu Pera Palas'taki odasında sergileniyor şu an. Seccadenin secde baş kısmında, secde ettiğimiz baş kısmında bir saat arması var. Saat 9'u 7 geçe ayarlanmış. Atatürk'ün ölümü 9'u 5 geçe olarak biliyoruz ama o 2 dakika beyin ölümünün gerçekleştirdiği süre. Evet, beden ölümü 9.05, beyin ölümü 9.07'de gerçekleşmiş. Araştırıldığında bu bilgiye de izleyeceğimiz rastlayabilirler. Şimdi enteresanlığa geliyoruz. Bunun dışında ikinci enteresanlık. Seccadenin alt taraflarında kasımpata çiçeği var. Yani kasımpata çiçeği andıran bir figür var. Bir işlemeler var. Ve bunun da dallarında 10 tane mum var. Yanan mum var. 10 tane mum. Şimdi kasımpata 11. ay. Şimdi 9'u Kasım ayında. 10 tane mum Kasım ayının 10'unda 9'u 7 geçe. Yani öleceği tarih kendisine bu şekilde 9 yıl önce ölümünden bildirilmiş. İnanılmaz. Şu an isteyenler bunu Pera Palas Oteli'nde gidip araştırabilirler. İnternette görselini zaten koyuyoruz şimdi. Var. Görebilirler orada. Evet. Şimdi ben burada birkaç izleyicilerimize mesaj vermek istiyorum müsaadenizle. Hı hı. Misyon olarak kendime
Atatürk gibi olabilmeyi seçmiş biriyim. Bunu bilinçsiz olduğum zamanlarda da yapan hareketlerime, o zamanki anlayışımla bildiğim kadarıyla kendimi dengede tutabildiğim kadar yaptığım şeklinde bir anlayışla hareketlerime yön verirdim. Bu baktığımda bunu şöyle söyleyebiliriz. Yılmayan, sürekli ilerleyen, sürekli geleceğe yönelen, ne oldu değil, ne olacak anlayışıyla hayatına yön vermekten bahsediyorum. Ben bunu bütün izleyicilerimize ve bütün insanlığa bu mirası bıraktığını gözlemliyorum. Şimdi programımızı kapatırken şu tarihteki yine bir kimliğin, onun hakkında, Atatürk hakkında söylediği cümleye yer vermek istiyorum. İngiliz Başbakanı Churchill, o savaş döneminde 100 yılda gelen bir deha olarak kendisini tanımlamış ve bunu dünyaya lanse etmiştir. Bence geçmişe doğru baktığımızda 1000 yılda böyle bir kimlik yok ve bundan sonraki 1000 yılda da acaba gelecek mi? Vallahi bilmiyorum tabii. Yani gelecekle ilgili neler olur göreceğiz ama ne olursa olsun bundan sonraki gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'ne, özellikle ondan sonra Türk, yani buradan biz en uçtaki Türk Cumhuriyeti'yiz. Bizim gerimiz buradan Çin'e kadar hep Türk. Bu bayrağı buraya kadar getiren nesiz. Çok önemli Atatürk, Türk ırkı, Türk kavmi içinde çok önemli bir, çok büyük etkileri var. Dünyaya barış anlamında çok büyük mesajları var. Eşitlik hakkında çok büyük mesajları var. Milliyetçilik, Türklük hakkında çok büyük mesajları var. Bugün işte herkes işte Suriyelilerin burada ne işi var, orada ne işi var bunu konuşurken aslında orada Atatürk'ün şöyle bir lafı gelir her zaman benim aklıma. Vatan toprağı kan bulanmadıkça vatan terk edilemez diye. Yani bu toprağın kıymetini çok iyi biliyor. İşte herkes onun şekilde bir şekilde, bazıları sevmez, bazıları eleştirir. Tabii ki eleştirilebilir. Sonuç olarak bir insan, eleştirilmesi de gerekiyor diye düşünüyorum. Okullarda her zaman konu böyle tartışılmalı. Kimsenin sahip çıkmaması gereken, kendini dünyaya adamış, barışa adamış, ne kadar savaşta başarılı olan bir kimlik olsa da bir kişi olduğunu düşünüyorum. Ona sahip bir çıkmalıyız elbette ama bence onu hatırlamalı. O zaten kendini ispatlamış, bıraktığı mirasla, insanlığa çok özel şeyler sunmuş. Ben onun davranışlarını, olaylara yaklaşım biçimlerini kendime örnek alarak kendi yaşamıma düzen vermeyi misyon edinmişim. Herkese de, tüm izleyicilerimize de bunu tavsiye ediyorum. Ve zaten Atatürk'ün enerjisinin de kendileriyle beraber olduğunu fark edecekler. Ben bunu fark ettiğimde emin olun öyle bir yaşamda hani sorunlardan uzak, her istediğimin geliştiği diyebileceğim. Tabii bu her istediğimin gelişmesi derken de egosal isteklerim algılanmasın. Hı hı. Benim ve bütün hayrın olan her isteğimin çok kolayca gerçekleştiğini, yani örnek buraya gelirken bir otoparkı çok rahatlıkla, hiç zorlanmadan bulabildiğim, ki bu semtte biliyorsunuz ücretli otopark bile bulunmayacak konuklarımız durumda. Ben kaç defadır biliyorsunuz gelip gidiyorum buraya. Bir defa zorlandığımı bilmem. Evet. Ayhan Bey, vallahi çok teşekkür ederim. Bu güzel çalışmanız, güzel emeğiniz için ve bunu benimle paylaştığınız için bu programda çok teşekkür ediyorum. İzleyenler umarım keyif alır. Burada konuştuklarımızın araştırmalarını yapabilirler, görebilirler. Ben yıllardır okuyorum. Bu konulara her yerde gözüm takılıyor. İşte böyle spiritüel alandan bir kişiyle, iyi okumuş, gezmiş, o yerinde görmüş, iyi izlemiş, araştırmış bir kişiyle benim de bir büyüğüm. Yaş olarak da benden bu konularda tecrübeli. Evet, bazı kişilere bu konular çok gereksiz. Açık net söylüyorum, gereksiz. Böyle şey mi olur? O nedir ya öyle? Diyebilir. Zaman zaman benim de hayatımda böyle dediğim noktalar oldu. Ama işte böyle de bazen önünüze
dosyayı koyuveriyorlar. İşte ondan sonra bir şey de söyleyemiyorsunuz çok fazla. Onun için ben her zaman böyle olaylarda muhakkak bir algoritmanın çalıştığını ve işte burada göründüğünü düşünüyorum ama tekrar programın başında söylediğim şeyi söylemek istiyorum. Asla bu konular onun çok büyük bir devlet adamı, çok büyük bir asker, çok iyi bir stratejist, çok iyi bir öğretmen olduğunu, çok iyi bir lider olduğunu değiştirmiyor. Onlar zaten burada duruyor. Bu özelliklerde belki çoğumuzun hayatında böyle özellikler var. Araştırmadığımız için bilmiyoruz. Ben Ayhan Bey'le birlikte kendimi araştıracağım biraz. Umarım o turu düzenleriz. Onu başka programda konuşalım ama bu program Atatürk'e özel olsun. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben de teşekkür nefesinize, ederim. Emeğinize sizlere sağ olun. Ve izleyicilerimize sevgiler. Tekrar Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Tabii ki biz gençlerin sayesinde çalışırsak, çok çalışırsak Atatürk ne demiş? Cumhuriyeti biz kurduk, sizler yöneteceksiniz, bir sonraki nesillere taşıyacaksınız. O yüzden okuyacağız, çalışacağız. Türk milleti çalışkandır, başarılıdır. Bunu da tarihte birçok kez gördük. Bugün de hala görmekteyiz. Çok bugün işte Biontech aşısını bulanlar, Türkler vesaire neler var neler. Programlar sığmaz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.